Alo Suzan Hanım, merhabalar. Ben Sadık. Betüş orada mı? Şimdi çıkıyordu Sadık Bey. Sadık mı? Tamam, ben bir sorayım. Akşam eve gelirken bir şey lazım alayım mı diyor. Yok, sağ olsun, her şeyimiz var. Her şeyimiz var, sağ olsun diyor Sadık Bey. Tamam peki, size de iyi günler. O da eve geçiyormuş, bir haber verdi. Oldu peki. Suzan'cığım hadi yarın görüşürüz. Hoşçakal. Gidelim. Ben geldim. Firuzeciğim kolay gelsin. Betüş Hanım hoş geldiniz. Ellerine sağlık. Neler yaptım böyle. Akşam herkes parmaklarını yiyecek. Sağ olun. Ama ben hala Tarık Bey ile Eda'nın niye akşama size yemeğe geldiklerini anlayamadım. Yeni evliler bize oturmaya geliyorlar. Ne var bunda? Onu demiyorum. İkisi de bir işleri düşmüş olmasa size gelmezler. Hele hele yarın sabah çocukların okulu olduğunu bile bile illa gelelim diye tutturmazlar. Firuzeciğim, evlendiklerinden beri annemden başka kimseyi gördükleri yok. Yani onların da birazcık değişikliğe ihtiyacı var. Bence kesin size bir işleri düştü. Hiç sanmam. Firuze dediydi dersiniz. Gidey, menfaat dünyası. Firuzeciğim, böyle düşünerek Eda'ya da Tarık'a da haksızlık ediyorsun yani. Biri sizin, biri Sadık Bey'in kardeşi. İkisine de laf söylemek benim haddime düşmez. Ama ne zaman buraya gelseler mutlaka bir karın ağrıları oluyor. Hadi yarın görüşürüz Firuzeciğim. Nah, tamam. Şuraya yazıyorum. Gene gelecekler, yapılması çok zor bir şey isteyecekler. O yüzden bu kadar ısrar ediyorlar benden söylemesi. Tamam, hadi eşine çocuklara selam söyle. Ellerine sağlık. Baş üstüne. Görüşürüz. Sanıyorsun değil mi Avni? Neyi karıcığım? Ben bir şey yapmıyorum ki. Yandan yandan beni kontrol edip kafamı çevirdiğinde Betüş Hanım'ın evini gözetliyorsun. Hayır, yanlış anladın. Ben web kameram çalışıyor mu çalışmıyor mu onu kontrol ediyorum. Allah cezanı vermesin Avni. Gözümün içine baka baka kıvırıyorsun artık. Eskiden korkudan gebersen de en azından gözlerini kaçırıp doğruyu söylüyordun. Web kamerasını kontrol ediyormuşmuş. Bana tut o kamerayı. Beni izleyerek kontrol et bakalım. Gösteriyor mu, göstermiyor mu? Ayol, web kamerası neyine? Neyine? Daha internete bağlanmayı bilmiyorsun be adam. Her sabah işe giderken ben seni online ediyorum. Tamam, tamam Suzan. İtiraf ediyorum. Betüş Hanım'ın evine bakıyordum. Şöyle yola gel. Neler gördün bugün doğaüstü kocacığım? Hiçbir şey. Yok. Sen görmüşsündür, görmüşsündür. Anlat bakalım. Bak Suzan, gerçekten hiçbir şey. Ben de buna şaşırıyorum ya zaten. Ayol, neyine şaşırıyorsun? Sevinsene be adam. Demek ki normale dönüyorsun. Bak, hayır Suzan. Şöyle anlatayım sana. Hani Betüş Hanım'ın bir ablası var ya, kapkara zif gibi olan Eda. Şimdi bu Eda aslında bir peri, tamam mı? Bir peri. Ama senin benim gibi fani olan Tarık Bey'le evlendiğinden beri çok garip şeyler oluyor. Yani ışınlanarak gelmiyor, sihir yaparak gelmiyor. Böyle bizim gibi arabayla geliyor, yürüyerek geliyor. Az önce de Betüş Hanım'ların evine hep taksiyle geldiler ya. Bak sen. Bakıyorum zaten Suzan. İşte çok ilginç bir olay ortaya çıkıyor. Bu durumda Sadık Bey Betüş'ün, Tarık da Eda'nın peri olduğunu bilmiyor. Demek ki periler fanilere, hatta en yakınlarına bile peri olduklarını söylemiyorlar. Sen de perilerin sihir yaparken hiç görmediğin için, hatta Betüş Hanım da sana bunu itiraf etmediği için bana inanmıyorsun, tamam mı? İşte bu durumu araştırıyorum. Çok enteresan bir durum bu. Ya anne, ben şimdi seni ne yapayım ben? Allah aşkına söyle bana, ne yapayım? Perileri inceleyeceğine birazcık da evliliğimizi araştırsan ya. Evliliğimizdeki şu enteresan şeyleri bulsan, tamir etsen. Biz de sıradan bir karı koca olsak seninle ha? Ne derdin Avni? Ne derdin? Gel buraya gel. Kaçabileceğini mi zannediyorsun ha? Allah seni kahretmesin. Webcam kameralar bizden neler. Evet, bırak şunu. Bırak evin eşyası. Bırak, kaç milyon verdim onu sen biliyor musun? Bırak şunu. Günaydın. Hoş geldiniz. Teyze, bir tek biz mi geldik? Hayır efendim. Anneannemle Perihan teyze biraz sonra burada olurlar. Merak etme. Bir şey söyleyeceğim. Kimin aklına geldi kahvaltı fikri kafede sabah sabah? Edacığım, biliyorsun ki ben sabah kahvaltılarını çok severim. Hafta içi kafede tenha oluyor.
onun için dedim. Herkesi bekle lütfen. Hep beraber şurada kahvaltı edelim. Teyze, niye kahvaltıyı sihirle değil de elinle hazırladın? Suzan buradadır ondan. Aman da aman, kimler gelmiş? Firuze günaydın. Dedi, senin ne işin var burada? Çocuklar okuldan dönene kadar Firuze kafede bana yardım edecek. Nasıl yani? Firuze'nin ek bir işe ihtiyacı vardı. Hafta sonu Gündeli'ye başka evleri temizliğe gideceğine gel kafede bana yardım et dedim. İyi olmuş, hoş olmuş da ne zaman olmuş? Bu sabah çocuklar okula gidince gel hemen bugün başla dedim. Sağ olsun, o da kabul etti. Ne? Peki bunu Suzan teyze biliyor mu? Henüz bilmiyor ama gelince öğrenecek tabii. Bence bunu önce onunla konuşsaydınız. Galiba kıskançlıktan kuduracak. Aa, yok canım, niye öyle düşünüyorsun ki? Hem bir elin nesi var, üç elin sesi var. Görürsünüz. Söylemedi demeyin. Geç kaldım. Ben çok geç kaldım. Ya Rabbim. Başka bir şey yok da mı? Taktım hadi. Birazcık. Solgun. Sür sür. Bakayım. Güneme. Yüreğime. Kahve değil. Solgun değil. Güzel dur. Bak, güzel güzel. Bakayım. Allah Allah. Allah Allah. Bugün Perili evde incin top oynuyor ya. Sana ne Avni? Belki ailecek bir yere gittiler. Sana ne? Sana nesi var mı halacık? Perili evde çok ilginç şeyler oluyor. Biliyorsun Betüş Hanım her sabah kafeye gidiyor. Sadık Bey işe gidiyor, çocuklar da okula gidiyor. Ama Firuze hiçbir yere gitmiyor. Neden? Çünkü Firuze bu evde çalışıyor. Ama Firuze bugün bu evde yok. Neyse var mı halacığım? Acaba işe mi gelmedi? Geldi de bir yere mi gitti? Bunu merak ediyorum ben. Onu merak ediyorum halacığım. Bırak şu elindekini Avni Allah aşkına. Bak şimdi Suzan görecek. Ne de bağırış çağırış. Vallahi kafam gürültü kaldırmıyor artık. Ama halacığım çok merak ediyorum. Acaba diyorum geldi de bizim göremediğimiz bir köşede mi duruyor Firuze? İşte o köşeyi bulmaya çalışıyorum. Halacığım bence... Avni! Buyurun benim. Suzan, açıklayabilirim Suzan. Neyi açıklayacaksın ha? Neyi açıklayacaksın? Yahu bir günde ben şu evden çıkayım da ondan sonra otur şunun başına. Saygısız, terbiyesiz. Yine komşunun evini mi gözetliyorsun ha? Komşu dediğin Perili. Üstelik o Perili evin biliyorsun orada çalışan Firuze bugün evde yok. Ha, periler bitti şimdi Firuze'yi mi darandın? Hayır, bağırmana gerek yok. Çok ilginç şeyler oluyor. Bak Firuze'nin her zaman orada olması gerekiyor ama bugün yok. Acaba diyorum işe mi gelmedi? Geldi de bir yere mi gitti? Gitti de nereye gitti? Hiç bilmiyoruz bunları. Sana ne ha? Sana ne? Sana ne abi? Bana bak. Bana bak. Yoksa sen başından beri perileri bahane edip Firuze'yi mi gözetliyorsun ha? Bak bak, iyice bak bakalım gelebilecek misin? Onu parçalarım seni, parçalarım. Suzan bir gün şu arayı bulamayacaksın diye çok korkuyorum. Yılık! Bana bak Avni, eğer öyle bir şey varsa seni gebertirim, magazin olur senin halime. Ben şimdi çıkıyorum, döndüğümde bunu elinde görmeyeceğim. Bitti mi? Bitti halacık, fırtına dindi. Ay geç kaldım, bitti mi salonlar kaşar? Aa, maşallah, herkesler buradaymış, ben hariç. Öbürcüm şimdi başlıyor. Hoş geldin kızım. Perihan teyze. Ay, Perihan teyze tabii. Ne kadar değişmiş değil mi Suzan Hanım? Ay, evet, fıstık olmuştuk kız. Pardon. Sen de mi buradaydın canım? Günaydın, Firuze burada çalışmaya başlıyor. Betüş Hanım istedi. Öyle mi? Ha. Hayırlı olsun. Elinize sağlık. Çok güzel her şey. Teşekkür ederiz efendim. Yine bekleriz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Aa, Firuze'cim sen bırak hayatım, ben alırım. Aa, niye ben misafir miyim? Aa, doğru tabii. Ne de olsa artık sen de burada çalışıyorsun. Yanı unuttum, kusura bakma. Bu senin hoşuna gitmiyor galiba. Aa, nereden çıkartıyorsun canım? Burası koskocaman bir kafe. İkimize de yeter. Kardeş kardeş çalışırız artık. İstemiyorsan gideyim. Aa, ne münasebet Firuze'cim. Burası Betüş'ün yeri. O öyle uygun gördüyse çalışacaksın tabii. Nasıl gidiyor bakalım? İyi. Gayet iyi şekerim. Canım, arkadaşım. Güzel, sevindim. Ben de.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Pembe rüyalar, beyaz düşler, gerçek artık bizim evde. Peri anne babam ve bizlerle, hayat renkli günler şeker.